Aleyküm selam kardeşim. Yazını okudum. Benim de eskiden çok merak ettiğim bir soru. Merak ettiğim bir soru. Merak. Hem de meraktan da bahsedeyim size. Gerçi sorunda merak yok ama. Rahmet-i rahmet ilahiye rahmeti İlahiye dokuz kötülükten bir tane iyiliği görür. Dokuz tane kötülüğü var. Onu görmez, bir iyiliğini görür. On tane fiilinden. Nazar beşer ise, nazar beşer ise, bunun tersi. Dokuz tane iyiliği var. Onu görmez, bir kötülüğünü görür. Tamam, bunu böyle bildik. Bize ne karı var, sorun o. Bir insan, bir insan nazar-ı beşerle mi bakıyor, rahmet-i ilahiye ile mi bakıyor? Acaba bende hangisi aktif? İşte sen de bende de dokuz tane iyiliğini görmeyip bir kötülüğünü iki de bir öne çıkarıyorsak kişinin bizde nazar-ı beşer hakim. Yok tersi dokuz tane kötülüğü varken bir iyiliğini Öne çıkartıyorsak rahmet ilahi bizi kuşatmış. O bize göz olmuş. Onunla bak duruyor demektir. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir soru sormuş da Ya Ali sana kötülük yaparsa sen ne yaparsın? Nasıl karşılık verir? İyilik de ya Resulallah. Tekrar kötülük yaparsa tekrar iyilikle. Tekrar kötülükle sana yaparsa Hz. Ali şöyle diyor. <laughs> çok ilginç yani. Tabi akıl almıyor yani. O kötülük yap, yapmaktan usanmadıkça ben iyilik yapmaktan yorulmam diyor. Tabi bunlar şahsi hukuklar. Yani mesela e, ben diyorum ki Ya Rabbi şahsıma ait küfreden, hakaret eden, gıybet eden vesaire hakkımı helal etti. Ama benim üzerime, benim üzerimden davama, Risale-i Nur'a, Kur'an'a, dinime, imanıma akaret ederme. o senin işin. Onu sana havale ediyorum. Yani. Ee, bu arada merakı da sana şey yapayım, merak. <laughs> ha, rahmet ilahiyenin bizdeki görüntüsünü sormuştum. Böyle. Nasıl anlarız? Sen de bu hakimse rahmet ilahiye seni kuşatmış. Bunu bizim dışımızda da e, görmek istersen bak ulemaya nasıl davranmış. İnsanlara nasıl davranmış. Böyle dokuz tane kötülükleri var. Onuncu bir tane iyiliği var. O iyiliği öne çıkarıyorlar. Muzam ediyorlar, zamlaştırıyorlar onu. Ondan sonra dokuz tane kötülüğü hiç görmüyorlar, duymuyorlar. Büyük zatların hayatlarına da bakınca o öne çarpıyor. Bir insana da rahmet ilahiye hakimse rahmet ilahi gibi muamele ediyor, görüyor da. Şimdi şeyde hastalar risalesinde 25. lemada ikinci devada merak. Merak ve sabret diyor. Merak etme ve sabret diyor. O merak, merakı da burada. Ben zikredeyim. Ifrat. Her şeyin ifratı şeytandandır. Vasatı rahmettendir. Tefriti nefri emmaredidir, Nefsi emmaredendir. Bir daha her şeyin ifratı, vasatı, tefriti var. Merakın ifratı şu. Allah benim hakkımda ne düşünüyor? Tabi. Ne karar vermiş? Ne yapacak beni? Diye merak etmek Olmazların içerisine seni şeytan sokmuş demektir. Bu ifratı meraktır. Nasıl öleceğim? E tamam. E, nasıl kabre gireceğim? Ne yapacağım? Allah şöyle Allah benim hakkımda ne düşünüyor? Nasıl karar vermiş? Bu şeytan kasten o aleme seni sokuyor. Çünkü çaresi yok, cevabı yok. Yoruyor seni. Bu ifratı merak. Böyle bir senin vazifen yok. Ee, şeyse, e, şey ise vasatı nedir? Merak ilmin hocasıdır diyor. Vazifesi ve sorumluluğunu merak eder. Şu anda ben ne yapmam lazım? Cüz okumam lazım. Seyif secdelerim var. Onu yapacağım. Cüzümü okuyacağım. Cevşen okuyacağım. Tahmidiye okuyacağım. Sonra oturacağım. Risale-i Nur'da ders çalışacağım. Defterime kaydedeceğim. Bu. Beni vazifem bu. Tefriti nedir tefriti? Nefse maridendir. Hiçbir şeyi merak etmez. Hiç. Kendini merak etmez. Allah'ı merak etmez. Ahireti merak etmez. dünya niye geldiğini merak etmez. Bu da tefrit. Fok balığı gibi yaşar. Ee, yani. Peki. E, Usta Hazretleri diyor ki bir komutan düşün hayal et böyle. Bu tepecikte ordu karagahını kurmuş. Daha gelecekte düşman gelme ihtimali olan Edirne tarafına Yunan askeri gelecek. Daha gelmemiş. Oraya bu kuvvetinin ciddi bir miktarını oraya gönderdi. Diğer kalanın da kalanı da Kars tarafına gönderdi. Rusya girebilir. Yani girmişti zaten eskide. Ama şimdi yok. Bitmiş. Anlaşmamış vesaire. Orayı gönderse. Merkez ne oldu? Bomboş. Düşman işyanlar merkezi hücum eder, tarumar eder. Onun için bu de ne demek? Daha gelecekte ne olacağım, nasıl gideceğim, korona nereye gidecek, Allah benim hakkımda ne karar verecek, nasıl gideceğim vesaire. Kardeşim bunları şu anda düşünmek senin vazifen mi? Niye oralara giriyorsun? Geçmişini ne yapacaksın? Geçmişinde tövbe, istiğfar, damet hissedeceksin. Tövbe edeceksin. Tövbe edeceksin Ya Rabbi. Ondan sonra tövbe. Gücünü gönderme. Yani iki tarafta çaresi yok gibi olan yerlere e, gücünü dağıtma, sabır gücünü dağıtma, merak gücünü dağıtma. Hazır zamana sana yeter. Rabbim emanet ol inşallah. Selamun aleyküm sevgili canım kardeşim. Ramazan'ın mübarek olsun. Ee, şöyle hulasa yapmıştım. Sabır. Sabır nedir diye. Yarım sayfa. Özetin özeti yani. E, sabır nedir? Müşkilatın anahtarıdır. Tehniyle hareket etmektir. Yani esmalar, esma husnalar kainatı yaratmış, birbirine bağlamış bütün mevcudatı. Yularını da insana vermiş. İnsan maddi ve manevi terakkisini bu kainatı ki adetullah'a sebep kılmış. Sabırlı adam teniyle hareket eder. Sabırsız adam teniyle hareket etmez. Maksut damına çıkamaz. E, hırsın tersidir ki sabır. Nedir o? Hırs mahrumiyete sebep. Sabır ise müşkilatın anahtarı olur. Sabır Cenab-ı Hakk'ın inayet ve tefikine mazhar eder. Üç çeşit sabır vardır. Günahlardan çekilmekle sabretmek ki bu takvayı sana ulaştırır. Musibetlere karşı sabırdır ki sana teslim ve tevekkülü verir. Ee, başka üçüncü sabır ise ibadetler üzerinde sabır insanı makamı mahbubiyete kadar götürür yani en yüksek makam olan ubudiyeti kamile sevk eder. yani üç çeşit sabır var ee, birisi nedir takva'dır dedik tatvayı netice veriyor İkincisi ne veriyor? Tevekkül ve teslimi doğuruyor. Üçüncüsü de e, en büyük makam olan ubudiyet kamile canibine seni sevk ederek makamı mahbubiyete seni çıkarıyor. Ne? Sabır. Sonra Allah'tan şikayet eder sabırsız. Efalini tenkit eder. Rahmetini itham ve hikmetini beğenmemek çıkıyor sabırsız adam. Ee, diğerini derin okuyor. İbadette sabır makamı mahbubede çıkarır dedim. Hakkına razı olmak ve teşekki etmemeyi. Mesela sabırsız adam hakkına razı olmaz. Teşekki eder. Teşekki devamlı şikayet eder. Ağzı hep yok. Hep olumsuz. Hep olumsuz. İyi, nasılsın dersen hep hastayım. Durumun ekonomi, o çok kötüyüz. Hep teşekki eder. Ee, sabırsızlık musibetini ikileştirir. En az yara alanlardır sabırlı olanlar. Siperinde kalandır sabırlı insan. Ee, Sabrın mükafatı zaferdir. Sıkıntılara galebe eder sabır. Sabır kuvvetini evham dağıtır. Sabır vücudu haricisi sahibi kuvvettir. Yani sabır böyle bir anlayış değil, vücudu harici sahibidir. Yani bir enerjidir, içeride bir güçtür bu. Sen bu sabrını, kuvvettir böyle, kuvvet. Bir enerjidir. Yani öfke, nefret, şehvet nasıl bir güçse sabır da güçtür böyle. Onu geçmişe ve geleceğe dağıtma. Olmayan hadiselere daha gelmemiş. Sabrını ona gönderme. geçmiş, geçmiş gitmiştir. Olumsuzluklara da tövbe ve istiğfar et. Hazır zamana sana yeter sabır. Harcamasan ma geçmişe geç, geleceğe dağıtmasan. sabır Ümidin hilaf-ı zuhuyla mükafatlandırır. Yani sabırlı adam. Bakıyorsunuz zahir esbab noktasında hakikaten kanserdir, koronadır, şudur budur. Mümkün değil ya. Ümidin yok. Diyor ki filaf-ı zuhuruyla yani hadiseleri aleminde değiştirerek e, mükafatlandırır. Olmayacak zannettiğin yerden sana kapılar açtırır. Ve muvakkat fırtınalar ile sarsılmamanı sağlar. Geçici fırtınalarla sarsılmamanı sağlar sabır. i̇nayet ilahinin gelmesine vesiledir sabır dini hayatında ihlası tammeden sonra ihlası tammeden sonra bize en elzem nedir? Sebat, metanet, tesanüt, sarsılmamak, sabırlı olmak, şükürle mükellefiz. Sabrın mükafatı zaferdir, ataletin muca cezası, mucazatı sefalettir. Yani ataletin, tembelliğin mucazatı sefalet, sefil olacaksın. Sayın sevabı, çalışmanın sevabı servettir. Yani dinle alakası yok. E, sabır kafirde de olabiliyor. Yani çalışman ve tembellik nasıl ki kafirde, da ol, olursa budur. Şimdi, çalışmasa sefalettir. Çalışırsa servettir. Sebat ederse galebe eder. Sabrederse sıkıntıların arkasına geçer. Bu bir sistemdir ya. Sabır bir sistemdir. Sistem. Ama din ona kuvvet veriyor. Din ona anlam veriyor. Din ona ufuk veriyor. E peki sabrı böyle ifrat tefrit vasatı nedir? Onla bitireyim. Her şeyde olduğu gibi her şeyin ifratı şeytandandır. E, sabrın ifratı vesvesedir. Vesvese seni oraya taşır. Yani ne demek? Şu kainatı Allah yarattı. Esma-i Hüsna'sının iktizası olarak. Bu kainat nedir? Su donsa buz olur ya. Su dondu buz. İşte bu kainat buzdur. Ha, nasıl ki buz ama aslı su olduğu gibi. Bu kainat donmuş ama aslı Esma'dır. Esma ilahiyelerin cil ve cemal nakı sanatıdır. Allah da bu kainatta bir, birbirine bağlarken bir sistem koymuş. Birbirine geçiş yaparken... İşte bu teniyle bu bu kainattaki sistemin adı e, kanundur, namustur. E, hakim ismini iktiza edince tertibi mukaddemata riayet edeceksin. Yani ağacı, dik, meyveyi ondan sonra iste. Evlen çocuğu ondan sonra iste. Çalış ondan sonra servet iste. Bu adet ilahiyettir. O zaman ismi Cenab-ı Hakk'ın ismi Hakim Hakimi çekiyor, hikmeti nedir o? Kainatta sistemi kurdu, buraya teniyle hareket eder, yani her şeyin hakkını verir, her şeye uygun esbabına riayet eder, sebeplere uyduktan sonra neticesini Allah'tan bekler. Bu vasattır. İlhamlara vesile de olur Buna riayet etmese, teniyle hareket etmese. Yani merdivenlerin basamakları gibidir der Ustad Bediüzzaman Hazretleri. Yani yavaş yavaş çık işte. Ama ifrat eden, sabırda ifrat eden bu merdivenlere, basamaklara murat etmez. Atlamaya çalışır, düşer kafası üzerine düşer. Bunu kim yapar? Yani e, sabırsızlığımızı kim aktif ediyor? Şeytan yapıyor. E, sabırsız böyle vesvese vererek böyle ifratı taşıyor. Tefrit ise evhamdır. Yani düşünceler yapar. Sabrın tefriti. Yani mesela ne yapar? Sabretmiyor. Mesela günahlara günahlar geliyor. Ya boşver. ver. Ondan sonra Allah ahiret var, Ramazan orucu var. Tamam hiç umrunda değil. Yani e, sabrın bir e, ifratı var, haddini aşma var. Bir de hiç sıfır. Tamam. Sıfır işte nefse mare yapıyor, nefis yapıyor. Ne, ne demek yani tefrit ne demek? Allah'ın koyduğu adetlere murat etmez. Hiç böyle bir derdi yok yani. Fok balı tembel gibi bir şey yani. Böyle acayip, müntim. Pintimi, mi, fok balığı mı, acayip bir şey, insan mı böyle kenarda hiçbir şeye benzemiyor. İfrat ise yani hırstır, sabrın tersi hırstır. Teniyle hareket etmez. Her şey bir anda her yerde, her şey bir anda sahip olmak ister. Her şey istediği gibi olmak ister. Tefrit ise hiç hiçbir şeye sahip olmak istemez. Böyle ne hırsı vardı, ne şeyi vardır ne şey vardır. Evet sabrı da böyle yaptık. Ondan sonra merakı da biraz önce konuştuk. Hadi selamun aleyküm. Dua edersin bu Ramazan'da. Allah razı olsun dersen memnun olurum. Rabbim emanet ol.